Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Matmış ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım ve kanalıma yeni abone olan sevgili arkadaşlarım. Evet, sizler benim evime, ben de sizlerin bulunduğu mekana, evinize, İş yerinize, işte artık her neredeyseniz oraya ben hoş geldim, sizler de bana hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki zorlu bir Ekim ayını çok şükür bin şükür arkamızda bıraktık. Geldik Kasım ayına Allah'ın izniyle inşallah. Evet, bugünkü açılımımızın konusu Kasım ayında özellikle ilişkilerle ilgili neler yaşayacağız sorusuna cevap arayacağız hep birlikte benim özel melek kartlarımla. Evet, her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Hemen bir kartımız mesajla geldi. Evet, sizlerin adına niyetliyorum. Kasım ayında ilişkilerde neler yaşayacağız sorusunu soruyorum kartlarıma. Bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı keserek hemen rezone olmanız adına şöyle bir kartlarımla sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Öncelikle her zaman olduğu gibi tabii ki kendinizle başlıyorsunuz. Kendinizi niyetliyorsunuz. İşte ben, işte Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet neyse işte adınız. Önce bir kendinizi niyetliyorsunuz. Kasım ayında neler yaşayacağım? İşte şunla bunla gibi. Niyetinizi söylüyorsunuz. Niyet ettiğiniz kişinin adını söylüyorsunuz. Kartlarıma odaklanırken. Bir de danışanım, pardon, bir izleyicim de bunu sormuştu. Hani niyet nasıl tutuluyor diye. Ben de öyle bir açıklama gereği hissettim bugün. Evet arkadaşlar, niyetinizi tutun. Flörtünüz, eşiniz, ex-eşiniz, ex-partneriniz, yasak ilişkiniz, platoniğiniz gibi gibi artık biliyorsunuz her kimi aklınızdan geçiriyorsanız, kimi merak ediyorsanız ilişki anlamında Kasım ayında onunla neler yaşarım diye düşündüğünüz kim varsa onu niyetleyin. Evet arkadaşlar, hemen ben kartlarımı çekmeye başlıyorum. İlk kart geldi elime nedense, bilmiyorum, bu da bir kendine attı, şöyle alalım. Evet bakalım, hadi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı çekmeye devam edeyim. Arkadaşlar, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Bakın nasıl attılar kendileri ve hepsini alıyorum. Bu yüzden dolayı da sizler de her zaman olduğu gibi kendinize ait olan kısımlarını alın. Kendi hayatınıza uyan kısımları alın lütfen. Eğer ki bireysel seans almak isterseniz, kendinize ait kişisel bir seans düşünürseniz de 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un @ kraliçesi Matmış abla Instagram hesabımı da takip ederseniz orada da günlük yorumlarımız var, çekilişlerimiz var, canlı yayınlarımız var. Bunları izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sanırım yeterli. Bakalım şöyle bir güzel enerjimizi gönderelim. Kasım ayı içerisinde ilişkilerde neler yaşayacaksanız şöyle bir kartlarımızdan mesajlarımızı almaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Kasım ayına zaten ilk başlangıçta ilişkiyle ilgili ilk günlerinden itibaren diyelim, burada biraz kafanız karışık olacak. Kararsızlıklarınız çok fazla olabilir ilişkilerde. Eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha bunun her iki tarafa da hitap ettiğini özellikle altını çizerek belirtiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki çok şükür bin şükür çok güzel
bir potansiyelde de eril izleyici kitlem var. Aynı zamanda danışan kitlem de çok fazla. Ayrıca buradan onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu yüzden dolayı da her iki tarafa hitap ettiğimi de bir kere daha hatırlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar, ilişkiler anlamında kafanız çok karışık olacak. Şimdi duygularınız olduğu karşı taraf, ama eril enerji ama dişil enerji. Özellikle Kasım ayı içerisinde sizden bir istekte bulunabilir. Bir yardım, maddi ya da manevi bir talep içerisinde olabilir bu ay içerisinde sizden. Bu durum aklınızı iyice karıştırabilir. Belki uzun süredir görüşmüyorsunuz. Belki dargınsınız. Belki kırgınsınız. Yani hani bu nereden çıktı? Neden benden böyle bir istekte bulunuyor? Neden benden böyle bir talepte bulunuyor diyerek kendi iç dünyanızda bunu sorgulayabilirsiniz. Zira öngörülerinizin ciddi anlamda karışacağı, belki de kaybolacağı bir ay yaşayabilirsiniz. Özellikle bu konu gündeminize geldiğinde. Bu da muhtemelen Kasım'ın ilk haftalarında gibi gösteriliyor bana. Yine özellikle yine ilişkide zaman zaman o eski sihrini, o eski etkisini ya da büyüsünü kaybettiğiniz, duygularınızın tekrar yavaş yavaş yeşermeye başladığını ya da tekrar o aranızdaki o etkileşimin çoğalmaya başladığını hissedebilirsiniz. Özellikle tartışma ya da münakaşalar yaşadığınız anlarda, Kasım ayı içerisinde diyorum bunu, o anlarda partnerinizin, yani o aklınızdaki kişinin size tekrar umutlar ve ümitler vaat ederek sizin hayatından gitmemeniz adına size doğru bir hamle yapması da çok yüksek muhtemel olarak gösteriliyor bana. Özgüveniniz ilişkiler anlamında son derece yüksek olacak arkadaşlar. Ve Kasım ayı yine ilişkiler adına karar ayı olacak bir nevi arkadaşlar. Artık net karar vereceğiniz, tamam ya da devam adına özellikle düşüncelerinizin değişeceği bir ay olacak. Bunu şu şekilde açmak istiyorum sizlere. Evet, ben bu ilişkide kesinlikle devam etmek istiyorum. Bu ilişkiyi sürdürmeliyim de diyebilirsiniz. Hayır, artık ben yeteri kadar kendimden fedakarlık ettim, taviz verdim. Yeteri kadar karşımdaki kişiye hoşgörülü davrandım, ama artık bundan sonra bende kredisi bitti diyebilirsiniz. Ve bu kesin karardan sonra da gerçekten sürprizlere açık olun. Şimdi eğer ki bitirme kararı alırsanız, hayatınıza Kasım ayı içerisinde sürpriz bir aşk, sürpriz bir ilişki pat diye gündeminize gelip oturabilir. Eğer ki devam kararı alırsanız da, devam kararında da sürpriz mutluluklar yaşayabilirsiniz ilişkinizle bağlantılı. Ve sizin içinizden gelen, sizin istediğiniz ve uzun zamandır düşündüğünüz bir girişim, bir atılım yapmanız kuvvetle muhtemel. Ve bu girişim ve atılım, aranızda engel vardır, siz koymuşsunuzdur o engeli, kaldırıp o engeli kaldırıp yazabilirsiniz. Ya da karşı taraf aynı şekilde engel koymuştur. Tabii bunu örnek olarak veriyorum. Karşı taraf o engeli kaldırdığını gördüğünüzde siz bir hamle yapıp yazabilirsiniz. Şimdi bakın, buradaki hamle tamamen sizden gidecek bir hamle. Ve sizi de rahatlatacak bir hamle bu. Bu sizin adınıza gerçekten çok iyi gelecek. Aynı zamanda bu ay içerisinde çok istediğiniz,
dua ettiğiniz, dilediğiniz bir durumda da bir gelişme yaşayacaksınız. İşte o aklınızdaki kişinin aramasını istersiniz arar, gelmesini isterseniz gelir gibi gibi bir durum yaşamanız da söz konusu. Yine bu ay içerisinde takıntı yaptığınız ya da takıntılı ya da saplantılı ilişkinizle bağlantılı kendinizi verimsiz hissediyorsanız ya da ihanete uğradığınızı düşünüyorsanız bu konunun da aydınlığa çıkacağı bir ay olacak arkadaşlar. Özellikle bakın bu ay içerisinde Kasım ayında ilişkinizde sizin arkanızdan ne yapmış, sizin arkanızdan ne konuşmuş, ne söylemiş, ne iş çevirmiş, yani ne yapmışsa hepsi bir şekilde tık 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 kendiliğinden böyle önünüze böyle çarşaf gibi serilecek arkadaşlar. Ha, bu duyacaklarınız ya da bu öğrenecekleriniz sizi şaşırtacak mı? Kesinlikle evet. Olumlu anlamda da olabilir bu, olumsuz anlamda da olabilir arkadaşlar. Özellikle bunu öğrendikten sonra yine bu ay içerisinde iletişiminizde aniden bir gerginlik ya da bir stres söz konusu olabilir. Bu gerginlik ve stres nasıl olacak? Yine aklınızdaki kişinin, yani o niyetlediğiniz kişi her kimse ilişki anlamında sorduğunuz o kişinin size baskıcı, otoriter, belki de zalimkar bir tavırla yaklaşmasına sebep olacak. Arkadaşlar, kimse yoğurdum ekşitemez tabii ki. Haliyle o da kendini savunmak adına ne yapacak? Böyle bir ruh haline bürünecek sizin karşınızda. Ama ve lakin sizi kaybetmek istemediği için de sizinle bağlantılı bir yola çıkacak. Bu yola çıkması mecazi anlamda bir yolda olabilir. Eğer ki sizden uzaksa, bir mesafe var ise size gelmek gibi de olabilir arkadaşlar. Ama ve lakin bunu da yapacak. Yine ilişkilerinizle bağlantılı ya da o niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı arkanızdan kuyu kazanlar ya da arkanızdan iş çevirenler. Şimdi burada her ikinizin bir araya gelmemesi adına ya da sizin birlikteliğinizi onaylamayan kişi ya da kişiler var ise onlar da tabii ki boş durmayacak bu ay. Böyle bir harıl 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 arkanızdan iş çevirmeler, oyunlar, tuzaklar kurmaya çalışacaklar. Ne için? Siz bir araya gelemeyin ya da işte aranızda sürtüşme çıksın, kavga çıksın ya da sizin aranız düzelmesin adına arkadaşlar. Maalesef ki oyun kartı, tuzak kartı burada kendini gösterdi. Ve bu ay içerisinde yine ilişkinizde bir düzensizlik söz konusu olabilir. Bu da ayın ortaları gibi sanki. Böyle bir gelir bir gider böyle ilişki, dargınlık, kırgınlıklar, yine ayrıl barış muhabbetleri bu ay içerisinde de söz konusu olacak. Özellikle eğer ki İlişkinizde bir bitiş düşünüyor iseniz ya da bir bitiş söz konusu olan bir ilişki ise o ilişkide eğer ki güçlü temeller mevcuttaysa, yani çok geçmişten gelen bir ilişkidir, birbirinden kopamayan, gerçekten güçlü bağ olan bir ilişkidir, yani temeli sağlam bir ilişki ise tekrar bir sıcaklık, bir yakınlaşma gündemde olabilir. Eğer ki temeli pek sağlam olmayan, çok yakın zamanda kurulmuş, mesela böyle 1-2 aylık bir ilişkidir, 3-5 aylık bir ilişkidir ya da işte uzun zamandır da ama çok fazla görüşülmemiştir, ne bileyim 6-7 aylık bir ilişkidir de 2-3 kere görmüşsünüzdür birbirinizi gibi gibi, yine siz hayatınızı oyan kısmı alın buradan. Eğer ki böyle bir durumunuzda söz konusu ise maalesef ki bu ilişki tamamen araya soğukluk ve mesafenin girmesiyle Kasım ayı içerisinde noktalanacak olarak gösteriliyor bana. Ama ve lakin burada yine
Eğer ki aklınızdaki kişiyle Kasım ayı içerisinde geçmişten gelen bir husumet, bir kırgınlık, bir kin, nefret ya da öfke duyguları çok hakim olmuşsa yakın geçmiş zaman dilimi içerisinde, bu ay içinde, Kasım ayı içerisinde bu duyguların biraz daha törpüleneceğini, biraz daha böyle o nefret, kızgınlık ya da öfke duygusunun azalacağını, zira aradaki o birbirine karşı olan zaafın ve zayıflığın, yani o sevginin diyelim burada, ağır basmasıyla biraz daha böyle bir sıcaklık, bir yakınlaşmada gündeminizde olacak. Ama en güzel olan burada arkadaşlar, özellikle bu ay içerisinde ilişkilerinizde o niyetlediğiniz kişiyle özgüveninizin son derece yükseleceğini, biraz daha böyle bir kendinize geleceğinizi, çünkü o net kararla hareket edeceksiniz ya, bu yüzden dolayı da özgüveninizin artacağı bir ay olacak olarak gösterildi bana. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Makbuş ablanın sevgi kanalında tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.